Ruhun Karanlık Yanları. Yazan Mahir Öztaş. Seslendiren Adnan Acar. Güney Almanya'da küçük bir üniversite kentinde bulunuyordum. Aradan bir kış geçtikten sonra küçük kent benim için tükenmişti. Hemen her köşesini çok iyi biliyordum. Kışın yaptığım gezintilerin birinde daha önceden hiç görmediğim bir bara yolum düşünce çok şaşırdım. Müşterilerinin büyük bir çoğunluğunu doktora öğrencileri, gazeteciler, Afrikalılar ve kimi işsiz tiyatro oyuncuları oluşturuyordu. Anlayacağınız, kolaylıkla iletişim kurabileceğim, bana benzeyen birçok kişi. Tezgahın arkasındaki orta yaşlı adam aynı zamanda barın sahibiydi. Genellikle burada çalışan üniversiteli garson kızlar onu bir iş arkadaşı olarak hiç de sevimsiz bulmuyordu. Sonuç olarak çok çalışmalarını gerektiren bir iş değildi bu. Patron, işsiz güçsüzlüğüm üzerine sorular sordu. Buraya geleli ne kadar olmuştu, ne yapmayı düşünüyordum falan filan. Sahibi ve müşterileri gibi garip bir bardı burası. Öğleden sonrasının bu kapalı havasında tenha ve loştu. Can sıkıntısından ne yapacağımı bilemiyordum. Bir kahve istedim. Giderek bu bar yaşamımın bir parçası oldu. Hemen her öğle ya da akşam zamanımın büyük bir bölümünü orada geçiriyordum. Bu barın müdavimlerinden biri hep aynı masada oturan ve hemen hiç konuşmayan bir adamdı. Doğrusu kim olduğunu merak ediyor ama kimseye soramıyordum. O böyle sessiz, sakin ve çevresinde olup bitenlere ilgisiz bir biçimde oturdukça barın öteki sakinleri arasında dikkatimi fazlasıyla çekiyordu. Kalın giysilere sarınmış, sanki üşür ya da acı çeker gibi öylece oturuyordu. Kendisini hemen herkes tanıyordu. Özel bir durumu vardı sanki. Bir akşam içeriye girmek istemeyen bir kadının öylece kapının yanında beklediğini görmüştüm. Patron, çevresi güzel kadınlarla sarılı bir Afrikalıyı göstererek kadının onunla evli olduğunu söyledi. Kocasını alıp eve götürmek için gönlünün olmasını bekliyordu. Doğrusu ona yürekten acıdım. Adam şaşırtıcı bir kararlılıkla savunmuştu onu. Bunun nedeni neydi? Hangi garip giz onu bu zenciyle evli olan genç kadına bağlıyordu acaba? Bir akşam onu kalın sesiyle anlattığı öykülerinden dinlemek için masamıza içmeye davet etmiştik. Onunla tanışmam işte böyle oldu. Kendisiyle ilgili anlatılanlara gelince, bu tür durumlarda çoğu zaman olduğu gibi şaşırtıcıydı. Aynı zamanda da hüzünlü. Kimine göre uzun yıllardır yurt dışında yaşayan bir siyasal sürgündü ve ülkesine karşı büyük bir özlemle doluydu. Kimine göre de bir şeylerden kaçıp saklanıyordu. O haftayı bu garip adam konusunda bir takım soruşturmalar yapmakla geçirdim. Hiç ummadığım kişiler bile onunla ilgili sandığımdan daha çok şey biliyordu. Dostlarımdan birisi, "Siyasal bir göçmen olarak burada her zaman kuşku konusu bir kişiydi o," dedi. Gerçekte Fransız pasaportu sayesinde buradaki insanların çoğundan daha az kuşkulu biri sayılabilirdi. Ama belli bir neden göstermeden burada sürekli kalıp barda çalışmaya başladıktan sonra daha da çok dikkat çekmeye başlamıştı. Hatta bir ara gözaltına bile alınmıştı. Yazar bir arkadaşımın da onu eskiden tanıdığını anladım. Neden derseniz, edebiyatla da iyi kötü ilgiliydi. Kanallarından durmaksızın suların aktığı bu küçücük kentte bütün bu öğrenciler ve işsizler arasında neyi ve kimi bekliyordu? Ertesi gün bara gittiğimde konuyu edebiyata getirdi. Son zamanlarda okumaya daha fazla zaman ayırdığı anlaşılıyordu. Ben de ona son günlerdeki sıkıntılarından söz ettim. Bu güzelim kent benim için şimdi katlanılmaz bir sıkıntıya dönüşmüştü. Buradan kaçıp kurtulmaktan başka bir şey düşünemiyordum. "Kimi kısa yolculuklar yapabilirsiniz," dedi. "Denedim," diye yanıtladım onu. "Daha geçen hafta Prag'a gittim, sonra Londra'ya. Korkarım bir yararı olmadı." "Anlaşılan son günlerde epey yolculuk ettiniz," dedi.
sesinde anlaşılmaz bir hüzün vardı. "Oysa ben Prag'a hiç gitmedim," dedi. Kısa bir süre düşündükten sonra konuşmasını sürdürdü. "Sizi çok iyi anlıyorum. Belki en doğrusu durmaksızın gezmek. Ama sonunda insanın dönebileceği bir evi olmalı. İşte o zaman çekinmeden yola çıkabilir. Belki sürekli bu kentten kaçıp kurtulmak istemenizin gerçek nedeni, kimi mekanların size çekici gelmesi. Bu indirgeme ile ilgili. Sizi bu bara getiren neden de bu. Ülkenizi özlediniz." Anlamadan yüzüne baktım. Barın girişindeki terk edilmiş gibi duran vitrinde asılı olan turizm afişlerini gösterdi. Gerçekte bu afişleri ilk kez görüyordum. Bunu ona da söyleyerek kendimi savunmak istedim. Kuşkusuz görüp görmemem önemli değildi. Afişler oradaydı ve gören gözlere bu puslu havada güneşli bir yazdan uzak vaatler sunuyordu. "Benim gidecek bir yerim yok," dedi. "Yıllar öncesine kadar çok yolculuk ederdim. Sonunda yolum bu kente düştü." Ona kuşkuyla bakıyordum. Söylediklerini tümüyle anladığım söylenemezdi. Kafamda ona söylemem gereken kimi gönül alıcı sözleri toparlamaya çalıştım. Ne de olsa tanımadığımız insanların acıları konusunda yeterince bilgimiz olmadığı zaman doğru tepkiyi göstermemiz güçleşiyor. Aklımdan geçenleri anlamış gibi gülümsedi ve konuyu yeniden yolculuklara getirdi. "Peki ama sizi burada kalmaya zorlayan ne oldu? Yıllar önce, şimdi hatırlamak bile istemediği kimi serüvenlerin ardından bu küçük kente gelmişti. Buraya ilk kez bir arkadaşımı ziyaret için gelmiştim," dedi. "Burada üniversitede öğrenciydi. Sıcak bir yazdı. Kara ormanlarda birkaç hafta kiraladığım bir kulübede kalmayı düşünüyordum. Kısa bir otobüs yolculuğuyla vardığım bir kasabadaki küçük lokantada öğle yemeği yedim. Kapısının önündeki kaba tahtadan masaları hala hatırlarım. O gece uykum kaçmıştı. Kulübenin önüne çıktım. O dolunay gecesinin niçin aklımdan hiç çıkmadığını biliyorum. Çünkü yalnızdım. Altında sanki can çekişen bir dünya uzanıyordu. Çevrede insanı huzursuz eden garip bir sessizlik vardı. Birkaç gün önce tanıdığım bir kadını düşündüm. O anda yanımda olmasını çok isterdim. Bir dönüş otobüsü bulabilmek için köyde sabaha kadar beklemek zorunda kaldım. Otobüs, dağ köylerinin altında uzanan uzun, yeşil bir vadiden geçti ve buraya döndüm. Sözün ettiğim kadın o zamanlar burada, bu barda çalışıyordu. Onu aradım ama işten ayrılmıştı. Bunun üzerine yeniden Paris'e döndüm. Yanılmamıştım. Orada ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Bütün gün tembel tembel yatıyor, sokağın gürültüsünü dinliyor ve hep onu düşünüyordum. Sonra yeniden buraya, Freiburg'a döndünüz. Evet, bu süre içinde durmaksızın yolculuklara çıktım. Değişik arkadaşlar edindim. Sonra bu küçük barda çalışmaya başladım. Gerçekte düşünmeyi gerektirmeyen, rahat, başımı ağrıtmayan bir işti bu. Sonra yine burada onu yeniden buldum. Nasıl sevindiğimi anlatamam. Şimdi bildiğim tek şey, onu ölesiye istememdi. Nedenini bilmiyorum ama onun için neredeyse çıldırıyordum. Yine de anlayamadığım bir kuşku vardı içimde. Brecht'in şiirini bilirsiniz. Hani kara ormanlardan söz ettiği. Annesi buradan, kara ormanlardan, onu karnında şehirlere taşımıştır. Bu yüzden ormanların soğuğunun ölüp gidene kadar içini kaplayacağını söyler. İşte benim içimde de öyle bir soğukluk vardı. Neyse, ona bütün bunları anlattım. Karımın beni terk etmesinden sonra artık sevme yeteneğimi yitirdiğimi söyledim. Başını önüne eğmiş, derin düşüncelere dalmıştı. Karşımda öylece oturuyor, arada bir burnunu çekiyordu. Sonra dışarıya çıkıp yürümeye başladık. Beni kimsenin anlamadığını söylemem onu üzmüştü. Durumu açıklamakta güçlük çekiyordum. Durakta bir süre tramvay bekledik. Sonra vazgeçip bir kafede oturduk. Sanırım biraz sakinleşmişti. Hava oldukça boğucuydu. Birden bana döndü. "Söyler misin, nasıl anlaşacağız biz? Hangi dili konuşacağız?" diye sordu. "İşte konuşuyoruz ya," diye yanıtladım onu. Hangi dilde yanıtladığımı pek de ayrımsamadan. Sonra, "Biliyor musun, benim bütün çevrem burada. Üstelik bir adamı seviyorum," dedi. Sesimi çıkarmadım ama sanırım şaşırdığımı ve canımın sıkıldığını anladı.
Evimden geçmişimi ve anılarımı unutacak denli uzaktım. Gerçekte bir evim olduğundan bile kuşkuluydum. Orada hemen yanı başımda oturuyordu ve bana evimden bile uzaktı. En büyük uzaklıkların gerçekte iki insanın arasında olduğunu anladım. Oysa o da benim kadar yalnızdı. İki kültür arasında bocalıyordu. Kişiliğine ve hiç tökezlemeden ayakta kalmasına derin bir hayranlık duyuyordum. Sanırım umutsuzca aşıktım. İçimde ona her şeyi söylemek için anlaşılmaz bir ateş, dayanılmaz bir arzu vardı. Biliyor musunuz, yaşamımda ilk kez kişisel ilişkilerde daha doğru ve dürüst davranmak bile umurumda değildi. Onu kazanabilmek için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırdım. Bir zamanlar başka kızları da çılgınca arzulamıştım. Ama bu başka bir şeydi. Yaşamımda ilk kez oluyordu. "Seni yalnız bıraksam sanırım daha iyi olur," dedi yavaşça. Sonra telaşla ayağa kalktı, kalkarken neredeyse masayı deviriyordu. Birden atılıp onu bileğinden yakaladım. Oturmasını rica ettim. "İnsan kimi kez birisinden hoşlanır," dedim. "Sonra bir başkası çıkar, ondan daha çok hoşlanır. Belki birisi daha çıkar, ona da aşık olur." Beni dikkatle dinliyordu ama bütün bu ayrımları anlayabildiğinden kuşkuluydum. Benimle Almanca konuşsaydı, benim anlayabileceğim nasıl kuşkuluysa. Onu anlıyordum. Kendi deyimiyle çocuğu yaşındaki bu genç kızla evlenerek sıradan bir yaşam sürmeye başlamış, sonunda kendini içkiye vermişti. Onu giderek tüketen bu hüznü ilk keşfeden de yine genç karısı olmuştu. "Burada tehlikeden uzaktasın," demişti karısı. "Onların ulaşamayacağı bir yerdesin." Hayır, bunu biliyordu. Zaten o konuya kapanmış gözüyle baktığını söyledi. Onu burada bulabilmeleri olanaksızdı. "O zaman bir başka neden olmalı," dedi kadın. "Sıkıldığını görebiliyorum. Sonunda yine özlediğini itiraf et. Benden gizleyemezsin." "Neyi özlediğimi?" diye sordu. "Neyi olacak?" "Yolculukları," dedi genç kadın. "Seni yola çıkmaktan alıkoyanın ben olduğumu da biliyorum." Oysa yanılıyordu. O bir yere gitmek istemiyordu. Ona uzun otobüs yolculuklarından söz ettiğinde gülümseyerek yüzüne bakmıştı. Ne de olsa gençti. Otobüs yolculukları ona mutluluk ve heyecan veriyordu. Başını cama dayar ve karanlıkta akıp giden görüntüleri izlerdi. Oturduğun yerde durmaksızın hareket ettiğini bilmek güzeldi. İnsanın karanlık bir camdaki yansıya bakarak düşler kurması, kuşkusuz gelecekle ilgili düşler kurması güzeldi. Oysa o karanlık camda kendi yansısından başka bir şey görmüyordu ve düşlere dalmasını gerektirecek bir geleceğe de inanmıyordu. Tam bu sırada bara gürültülü bir grup girdi ve konuşmamız yarım kalmış oldu. 2 hafta kadar sonra uğradığımda barda yoktu. Sonra beklenmedik bir aksilik çıktı ve uzun bir süre bara uğrayamadım. Aylar sonra ona aynı barda rastladım. Öyküsünün sonunu dinlemekten hoşnut kalacağımı söyledim. "Sonu yok," dedi. "Onu yitirdim. Sonunda giden o oldu. Yabancı aksanıyla kendimi anlatmayı başaramıyorum," demesi beni yaralamış ve üzmüştü. Oysa belki de hemen her şey olması gerektiği gibiydi. Birbirimize baktık. Sonra çantasını alıp yürümeye başladı. Elini salladı. Gözden kaybolana kadar da sallamayı sürdürdü. Yalnızlığımı ve karamsarlığımı anladığını sanmıyorum. Ne yazık ki genç karısı ortada yoktu. "Bir gün mutlaka dönecek," diye yineliyordu. O akşam yumruğunu masaya vurarak. Bunun üzerine yan masalardan bir kadın, zenciyle evli olan genç kadındı bu, yerinden kalkarak yanımıza yaklaştı ve hafifçe omuzuna dokundu. "Hiç kimse geri dönmeyecek," dedi. "Dönmeyecek mi?" "Demek dönmeyecek." "Dönse ne olacak?" "Sözünü ettiğim şey senin yaşlanman değil yalnızca," dedi kadın. "İçindeki bu soğuğu, bu kara ormanların soğuğunu unutabilir misin?" Hiç sesini çıkarmadı. Sanki gün birden kararmış, ruhlarımızın üzerini anlaşılmaz, soğuk bir ağırlık kaplamıştı.
öyle hüzünlü, öylesine acınası bir görünüşü vardı ki, bu olağanüstü durumdan en uzaktaki masalar bile etkilendi ve bütün barı insanı huzursuz eden bir sessizlik kapladı.